Stajlerimizi oluşturmamızın ardından progresif kısmına geçiş yapabiliriz. İşte Metalitus'taki işimizi bitirdik. Böylelikle Initialize Project ile otomasyonu başlatabiliriz. Initialize Project, tasarımınızda kullanacağınız montaj dosyalarını otomatikman oluşturan bölümdür. Bu bölüm içerisinde parça kalınlığını, parçamızın malzemesini ve proje şablonunu belirleyebiliriz. Standart ayarları kullanıp tanımlanan yolun altına ilgili montaj dosyalarının oluşturulmasını sağlıyor. Navigator üzerinde ilgili dosyaların oluşturulduğunu görebiliyorsunuz. Initialize Project komutunun ardından uygulanacak ilk komut, ki zaten sırada da bu komutun kendisini görebileceksiniz. Blank Generator. Progresif kalıba, sonuçta parçanın bükülmüş halini değil, açılımının, açılmış datanın tanıtılarak başlanması gerekiyor. Bu esnada Blank Generator komutuna tıklıyorum. Create sekmesinde Import Blank Part seçeneğine tıklayarak ilgili parçamızı tanıtıyoruz. Parçamızın tamamen açılmış hali zaten en son Final 5 dosyası. Final 5 dosyasının oluşturulduğunu görebiliyorsunuz. Select a Stationary Face adımında sadece bu parçayı çağırmak değil, üst düzeyini de belirlemek gerekmekte. Sabit düzeyi tanımlamanızın ardından komut OK diyerek onaylayabilirsiniz. Böylelikle progresif içerisinde bu aşamadan sonra kullanılacak temel parça bu geometri olarak karşımıza çıkacak. Blank Generator'ın ardından Blank Layout komutuyla parçanın dizilimini yani nesting'i gerçekleştirebiliyoruz. Shift seçenekleriyle parçayı XD'de istediğimiz gibi kaydırabiliriz. Rotate seçeneğiyle de parçayı döndürmemiz mümkün hale gelecektir. Yine hat ve değerini istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Bant genişliği istediğimiz gibi belirlenebilir. Parçanın bandı olan diziliminin avaraj seçeneğiyle tam ortada olmasını sağlayabiliriz. Ya da alt taraftan sabit bir değer bırakıp fazlalığın diğer tarafta kalması sağlanabilir. Ya da üst taraftan aynı işlem uygulanabilir. Toplam 200 genişliğini 10 mm'lik kısmı buradan bırakacak. Parça genişliğini ardından da kalan kısmı uygulayacak şekilde dizilimi gerçekleştirir. Avaraj seçeneğiyle bandı ortaladım. %44,7'lik bölümünü yani böyle bir saçımızın, böyle bir saç parçanın 3 parçanın dizilimi yaklaşık %44,7'sini kullanmaktaymış. Şu iç kısımdaki boşlukları da fire olarak bu değerin içerisinde bize yansıtmakta. Blank layout içerisinde add blank denilerek mesela aynı parçadan bir tane daha veya farklı bir parça eklenebilir. Böylelikle aynı band dizaynı üzerinde iki farklı modelin progresif kalıplaması gerçekleştirilebilir. Copy blank mevcut dosyanın mevcut parçanın bir kopyasını daha alıp band dizaynı üzerinde iki parça tek vuruşta iki parçanın bükülmesini veya iki parçanın oluşturulması sağlanabilir. Remove blank seçilen yapılan işlemi kaldıracaktır. ...90 derecelik açıda 160 mm'lik hat ve ile 200 mm'lik bir bant
saç geometrisini işleyeceğiz. Yaklaşık kullanacağımız %44.7'lik bir alanmış. Blank Layout komutunun görevi bu dizilimi gerçekleştirmektir.